Değerli izleyicilerimiz, her hafta Bursa TV ekranlarında yayınlanmakta olan Rahmet Pınar'ı Dini Söyleşi programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe girdiğimiz şu günlerde inşallah bugünkü programımızda müminlerin özellikleri, kamil müminde bulunması gereken vasıflar, Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu insan nasıl olmalıdır? Bu konular üzerinde duracağız. Cenab-ı Hak rızasına, kitabına, Resulünün sünnetine uygun ifade ve istifadeyi cümlemiz hakkında nasibi müyesser eylesin. Değerli meslektaşım, vaiz arkadaşım Mehmet Kutlay Hocam bu hafta misafirimiz. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Muhammed Hocam. Nasılsınız? İyisiniz. Hamdolsun. Sizler nasılsınız? Ramazan-ı Şerif ayı nasıl gidiyor? Şimdiye kadar saymadım. Fakat dün gece bir camide namaz kıldım. Müezzin elveda deyince anladım ki son ona girdik. Son günlere girmişiz. Çok hızlı. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimizin beyan ettiği gibi eyyâmen mâdûdât. Oruç sayılı günlerde farz kılındı. Sayılı günlerde elimizden çok hızlı bir şekilde gidiyor değerli hocam. Evet, insan ömrü de böyle. Yemen mağdurda sayılı günler. Sayılı gün demek çabuk geçmek manasına gelen bir ifade. Küllü atin karib, her gelecek yakındır. Onun için mesela diyelim bu dünya hayatımızın sonu da bize yakın, ayakkabı bağımızdan daha yakın. Burada mesele uyanık olmak, kendimize gelmek gerekiyor. Az önce ifade ettiğiniz Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bir Müslüman'da olması gereken bazı önemli özellikler var. İyi bir insanda ne aranıyorsa bir Müslüman'da mutlaka bir Müslüman'daki özellikler en iyi insanda olan özelliklerdir. İyi bir insan olabilmenin yolu da inançtan geçiyor. İmandan geçiyor. Eğer iman, inanç yoksa şeklen insan olabilir ama kalben, bütün davranışları itibariyle, yaşantısı itibariyle diğer mahluklardan bir farkı kalmaz. Yani dünya hayatında insanın Allah katında değer kazanmasının İlk şartı Allah'a, ahiret gününe ve iman esaslarına inanmış olması. Tabii. Zaten Mü'minun suresi diye müstakil bir sure-i celile var. Bu surenin ilk ayetlerinde müminin bir takım özelliklerini beyan ediyor. Kad eflehal müminun diye başlar sure-i celile. Muhakkak ki müminler kurtuluşa ermiştir, felaha ermiştir. Surenin geliş zamanına baktığımızda Mekke'de müşriklerin Müslümanlara boykot, ambargo uyguladığı bir dönemde, Müslümanların çok zahmet çektiği bir dönemde Yüce Rabbim müminler felaha ermiştir. Mutlu olacak olanlar onlar. Sadece dünyada değil, mümin güven veren, Müslüman da teslim olan, Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olan insan. Aynı zamanda silim kökünden barış manasına gelen bir kelime. Bu cihetle gerek mümin gerek Müslüman dendiği zaman kendisine güvenilen, iman ehli, Allah'ın buyruklarına teslim olan insan demek. Şimdi değerli hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iman çok güzel bir şey dedik ama iman için elinden gelen bütün gayret de gösterilmeli. Habbab bin Eret radıyallahu anh gelir, tabi Mekkeli müşrikler o ilk dönemde Mekke devrinde Müslümanları imanlarından çevirmek için her türlü işkenceyi, zulmü reva gördüler. Öyle ki Müslümanları o kızgın çöllerde eziyetler ettiler. Habbab bin Eret demirci, demir dağlayarak eziyet edilenlerden birisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'nın kenarına yaslanmış istirahat ederken onun yanına geldiler. Habbab bin Eret ve bir iki Müslüman dediler ki ey Allah'ın Resulü, bunlar bize zulmediyorlar. Cenab-ı Hakk'a dua etsen de bunlar artık bize zulmedemeseler.
bizi rahatlatsak, biz huzura kavuşsak, bunların sıkıntılarından kurtulsak dedikleri zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geçmiş ümmetler içerisinde öyle mazlum Müslümanlar vardı ki onları müşrikler yakalarlar. Onlar için bir çukur kazılır. Çukura boğazlarına kadar gömülürler. Büyükçe bir destere getirilir. Başlarından ikiye ayrılır. Başının yarısı bir tarafa, yarısı bir tarafa düşer. Ama o müminler imanlarından vazgeçmezler. Evet. Yine demir taraklarla etleri yolunur. Kemiklerinden etler ayrılır. Fakat o müminler imanlarından vazgeçmezler. Sizler acele ediyorsunuz. Bu din, Müslüman alemi, İslam muhakkak tamamlanacaktır. Bir Müslüman bir yerden başka bir yere çok rahat bir şekilde sefer emniyeti, güveni sağlanacaktır buyuruyor. Yani şunu ifade etmek istiyorum. İman çok büyük nimet. Bugün milyarlarca insan yaşıyor. Müslümanlar olarak biz imanımızın değerini bilmiyoruz. Milyarlarca insan ahir zamanda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeden yaşıyor. Yani iman yoksa değer yok. Allah katında bir değer yok. Bir karşılığı yok. Ama bu iman da bir kısım sorumluluklar. İnandım deyip sadece inandım demekle de olmuyor. Bir kısım mükellefiyetler, bir kısım yapılması gereken işler de var. Evet, gerçekten o ifade ettiğiniz konular bugün müstakil bir sure olarak Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Uhdud diye geçiyor değil mi? Tabii. O Hendek ashabına neler yapmışlar önceki toplumlar. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Balkanlarda Sırpların Müslümanlara yaptığı mezalimi unutmuyoruz değil mi? Bosna'da. Ermenilerin Müslümanlara yaptığı zulmü, o toplu katliamlar vesaire. Ama Müslümanlıkta bu yok. Müslüman asla bir toplu katliama girişmemiştir. Ve bunların sebebi de hep yine geçmiş devirlerdeki gibi Müslüman oldukları için. Müslüman oldukları. Bosna'da Boşnaklar tabii. Müslüman olmasaydı bu işkenceyi görmezlerdi. Evet. Ve İslam'dan, imandan dolayı zulmü görmüyor. Mesela Arakan'da değil mi? Arakan'da yapılan, Müslümanlara yapılan zulüm. Hani dünya? Hani dünya insanlığı? Hani dünyadaki şefkat, merhamet? Bunu bir tarafa koyalım. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyor milişerimiz. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan yürek sinede yüktür. Bir defa müminin birinci özelliği iman sahibi olması. Peki bu imanını değerli hocam koruması, kuvvetlendirmesi için ne yapması gerekiyor? Hemen ikinci ayete bakıyorum. اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ O müminler ki onlar huşu içerisinde, huşu demek böyle kendine gelerek, şuur Allah'ın huzurunda olduğunu şuurunda olarak namaz kılan müminler. Sıradan namaz kılan değil, yani Allah'ın huzurunda. İmanın getirdiği bir şey o namaz. Getirmiş. Hani iman güçlü olursa namaz olur. İman zayıf olursa namaz, evet, aynen. İbadet. İmandan sonra gelen ibadetler içerisinde zikredilen birinci ibadet namazdır ki ayetlerin hepsinde öyle. Ayette 80 küsur ayeti kelime var. 80 küsur ayeti kelime. 16 tanesi emir sadedinde gelmiş. Namaz ibadeti ki Allah'ın bize bu kadar vermiş olduğu nimetlere şükrün bir ifadesi. Salatu camiatun. Namaz toplayıcıdır. Namaz bütün aksam-ı şükür. Şükrün kısımlarını içerisine alan bir ibadet ve müminin birinci özelliği namazına karşı çok huşu içinde kılması. Huşu içerisinde namazı. Değerli hocam, çok güzel bir nokta. Bir de şu var. Namaz demek, müminin kendisi demek. Bedenle yapılan bir ibadet. Yani günde 5 vakit namazını kılan bir mümin, aynı zamanda Cenab-ı Hakk'a hitaben, Ya Rabbi ben varımla, yoğumla, bedenimle, ruhumla, kalbimle, elimle, ayağımla, rükûsuyla, secdesiyle senin yolundayım Ya Rabbi. Aynen, ne büyük bir teslimiyet. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Secde anı. Namaz, İslam'ı bir binaya benzetiyor Peygamberimiz. İslam bir saray. Evet, bunun taşıyıcı direkleri var. Başta kelime-i şehadet geliyor. Namaz, oruç, hac,
Ve zekat ibadetleri. Hatta bir hadis-i şerifte es-salatu imadü dini. Dinin ana direği mesabesinde. Dini. Yani o beş taşın ortasındaki direk. وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينِ Onu kasten terk etse, hafife almış olsa bir kimse. Allah muhafaza. هَدَمَ الدِّينِ O din binasını taşıyan ana direği ne yapmıştır? Yıkmıştır. Efendim ondan sonra güler yüz, efendim tatlı değil. Biz onu, o konuya gireceğiz. Ama iman ve ibadet noktasında namaz ibadeti ki şu mevsimde Ramazan ayında beş vakit namazımızın dışında bir de teravih namazı kılıyoruz değil mi? Elhamdülillah. Niçin? Elhamdülillah. Niçin? Çünkü ne kadar Allah'a az, ne kadar çok ibadet etsek azdır. Mevlana'nın güzel bir sözü var. Namaz kıldığın için namaz kıl diyor. Namaz kıldığın için. Yani Rabbim seni huzurunda davet etmiş. Ve kılmayı nasip etmiş. Kılmayı nasip etmiş. Buna bir şükür manasında namaz kıl. Ve kıyamet gününde de inne evvele ma yuhasebu bihil abdu yevmel kıyamet min salati. Kıyamet gününde. Niçin ben bunun şeyini ifade ediyorum? Teberrüken peygamberimizin hadisidir. Orijinalini ifade etmeye çalışıyorum. Sahih hadis kaynaklarına gelmiş. Kıyamet gününde kişinin ilk hesaba çekileceği ibadet namaz ibadetidir ki önemine binen çocuklarımızın daha akil bali olmadan önce 8-10 yaşlarında çocuklarımıza namaz alışkanlığını kazandırmak, terbiyesini vermek için Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın hadisi var. Muru evladeküm. Çocuklarınıza emredin. Ve hum bi seb'in. Onlar 7 yaşındayken, şimdi yaz tatiline girdik camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, Türkiye satında şu 2 aylık zaman dilimine çok önemli namaza, camiye, ibadete, alışkanlık bakımından, Kur'an'a aşinalık bakımından güzel bir iklimdeyiz Muhammed Hocam. Değerli Hocam, şimdi namaz ibadeti deyince siz ifade ettiniz çok güzel, 7 yaşında. 10 yaşında artık kıldırın diyor. 7 yaşında namazı öğretin. Namaz nedir? Sabah namazı nedir? Öğlen namazı nedir? İkindi, akşam yatsı nedir? 10 yaşına geldiği zaman artık çocuğunuz namazınızı kılsın. Maalesef bugün namaz hususunda elhamdülillah Müslümanım diyen kardeşlerimizin bir kısmında böyle bir rahatlık var. Hani ben bunu yapmıyorum. Allah'la benim aramda der gibi. Toplumda, toplum içerisinde maalesef. Öyle bir devir içerisindeyiz ki aslında bu rahatlık bizi Allah Celle Celaluhu'na kulluktan alıkoymaması gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, ben size sormak isterim, ben kaynaklarda bulamadım. Müslüman olduğu halde namazını kılmayan insan var mıydı? Müslüman olduğu halde namazı kılmayan insan yani yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beraber yaşayıp da yoktur. Elhamdülillah Müslümanım deyip de namazını kılmayan insan var mıydı Allah Resulü şöyle sallallahu aleyhi ve sellem? Şöyle bir nakil var. Hele ki Salebe diye bir kıssa var. Salebe kıssası. Ama şehir evet. Dışında. Şehir dışında. Şehir içinde. Aynı şehirde yaşıyorsun. Namaz aynı kılmayan... mahallede yaşıyorsun. Müslümanlar arasında onu ifade ettiğim evet. için söyledim. Namaz kılmayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tane insan yoktu. Münafıklar bile evet. Münafıklar bile camiye gelirlerdi. Namazı kılarlardı. Tembel ve hum küsale. Tembel. Tembel gelirlerdi. Sabahla yatsı namazlarında ihmal ederlerdi. Öyle diyor. Sabah ve yatsı namazlarını kılmak münafıklara onlara ağır çok gelirdi. Ağır gelen ağır gelirdi. İki namazdır. Bir, o namazlardaki mükafatı bilmiş olsalar le etev ve lev habben emekleyerek de olarak gelirler. Menfaat için evet. Münafık. Evet. Şimdi değerli hocam bugün bakıyoruz, bunu konuşmamız lazım. Bu büyük eksiklik. Yarın Cenab-ı Hak bunu bize de soracak. Bu konuya iyice bir girmemiz lazım, irdelememiz evet. lazım. Maalesef Ramazan-ı Şerif ayındayız. Elhamdülillah Müslümanım diyen, sağlığı sıhhati yerinde olan orucunu tutacak. Bunun başka bir alternatifi yok. Günde 5 vakit namazımızı kılacağız. İhmal edemeyiz. Ve bu konuda da çok hassas olacağız. Yahu şu dünyadaki benim en önemli işlerimden birisi namaz. Ama bugün öyle bir halde işim var namazımı kılamıyorum. Ricalun la tulhihim diye başlayan ayet-i kerimede. Evet. Onlar öyle er kişiler ki onları asla men etmez. Ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Evet. Ne bir ticaret ne bir alışveriş asla namaz kılmaktan onları
ne yapmaz? Engellemez, men etmez. Yani namaz ticaretin, alışverişin, dünyevi işlerin hepsinin daha önemlisi. Bugün Müslüman kardeşlerimize biz bu şuuru nasıl aşılayacağız? Problem burada. Şimdi bu şeyden başladı, aile eğitiminden. Ve'mur ehleke bis salati ve sabir aleyha. Ehline, çoluğuna, çocuğuna namazı emret, sen de sabit ol. Bu akşamdan itibaren, gecikmeden, çocuklarımızla birlikte tutacağız elimizi. Hadi bakalım evladım, hatta hocam, kılalım, şöyle diyeceğiz. Bir şey de geliyor benim, değerli hocam, aklıma. Aslında bizi dinleyen izleyicilerimizden, kadınlar, erkekler, herkes üzerine bir vazife. Biz ne yapabiliriz? Namaz kılmayan, kılmadığını bildiğimiz gençlere karşı ne yapabiliriz? Ben şöyle bir teklif geldi aklıma. Tanıştığımız ilk anda ilk soracağımız şeylerden birisi, oğlum namazını kılıyor musun? Kızım namazımı kılıyor musun? Bir şeyler yapmak lazım. Yani çok normal bir şey. Bir Müslümanın namaz kılmasından daha normal bir şey olamaz. Bir Müslümanın namaz kılmaması çok anormal bir şey. Tabii Muhammed Hocam, bizden önceki toplumlarda da bu ibadet vardı. Ve eda-u salate. Onlar namazlarını zayi ettiler diye ayet-i kerimede beyan ediyor. Peygamberimizin aleyhisselamın üzerinde hassasiyetle durmuş olduğu en önemli konulardan bir tanesi ki vefatına yakın vasiyeti nedir? Namaz, namaz, namaz demiştir. Namaza dikkat edin. Yakup aleyhisselam çocuklarını topluyor. Ben öldükten sonra kime ibadet edeceksiniz? Babacığımız üzülme, biz namazımızı kılacağız. Bizi yoktan var eden Rabbimize ibadet etmiş olacağız diyor. İbrahim aleyhisselam Rabbi canni mukime salati ve müzürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Ya şimdi bir anne baba düşünecek, yarın öldüğü zaman cenazesi, cenaze bir duadan ibaret. Baba, Lokman aleyhisselam babasının, evet. Hocam güzel bir yere geldik. Lokman aleyhisselam ya büneyye ekimissalam. Bütün peygamberlerin vasiyetlerinde ve tavsiyelerinde çocuklarına, ehline namazın emredildiğini görüyoruz. Eğer bir baba, bir anne bu noktada ihmalkarlık yapmışsa sorumludur. Soruyoruz evet. Anneye babaya, çocuk nasıl? Çocuk çok iyi. İşte maddi yönden durumu çok iyi. İşi güzel, evi güzel, hayatı düzgün. Ama şu akla gelmiyor anne babada. Bizim çocuk mahvoldu, namazı yok, namazı. Şimdi akşam birisiyle karşılaştım. Hayrola dedim. Amca, pide alacağım dedi. Çok güzel. Ne var ne yok, nasıl çoluk çocuk? O hocam dedi, çok güzel dedi. Öyle güzel bir tatlı konuşması var ki. Maşallah dedim. Nasıl dedim, namaz konusunda kişiyi. Ah hocam dedi, onu sorma dedi. Biraz dedi, ara veriyor, gevşetiyor ama dedi, ben hep tavsiye ediyorum dedi. Demek ki babaların gönülleri kırık yani. Çocuğun çalışmasından, efendim temizliğinden, gayretinden, dünyevi işlerinin güzelliğinden memnun ama anneler ve babalar bu noktada ama ihmalkarlık yaptılar çocuklarına. İşte suç anne evet, babanın. Anne ve babanın. Hala diyor ki anne baba belli bir yaşa gelmiş, oğlunun varlığıyla övünüyor, maddiyatıyla övünüyor, oğlunun geçimiyle övünüyor. Ama bir anne babanın evladı namaz kılmıyorsa o anne baba için en büyük felakettir. Evet. Demek ki müminin birinci özelliği, vasfı namaz noktasındaki hassasiyet olacak. Kur'an buna işaret ediyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Onlar ki boş sözlerden uzak dururlar. Bugün insanı helak eden, şu dil yok mu Muhammed Hocam? Gıybet, dedikodu, kabir azabına kişiyi müsaak edecek bir davranıştır. Kıyamet gününde konuştuklarımızdan dolayı bizden hocam, hesaba çekileceğiz. O bile namazla alakalı. O da namazla alakalı. Şimdi bir adam ciddi bir meşguliyeti yoksa, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, namaz ibadeti meşguliyettir, bağlılıktır, teslimiyettir. Allah Celle Celaluhu'na kul olmanın şuurudur ve şu dünyada yapılması gereken Rabbimizin emrettiği en önemli işlerden birisidir. Yahu en önemli işi bir insan bir tarafa bırakırsa bu adam ne yapacak? Boş konuşacak. Malayani işlerle meşgul olacak. Zamanını Allah Celle Celaluhu'nun haram kıldığı işlere yönlendirecek. Şeytan aleyhillanenin
en fazla uğraştığı kimseler, en kolay yönlendirdiği kimseler, dünya hayatında boş vakte sahip olan kimseler. Ekimi salate li zikri. Bundan dolayı Yüce Rabbim beni zikretmek için, beni anmak için namazını kıl. Allah'ı zikreden insan boş söz söyleyemez. Ve zikrullahi ekber. Tabii Allah'ı zikretmek en büyük zikirdir. Allah demek. Yani en büyük iş. İş, en büyük iş. En önemli iş Allah'ı zikir. O da namaz. Vallahu ya'lemu bima tasnaun. Yaptıklarınızdan haberdardır Allah Celle Celaluhu. İnceden inceye bilendir. Demek ki Müslüman, mümin insan ibadetine dikkat edecek. Zaten ibadetler, bu namaz gibi ibadetler kişideki, kalbindeki imanını kuvvetlendirmektedir. Onun için beraber, birlikte, cemaat halinde de namazını eda ettiği zaman Müslümanlarla birlikte yardımlaşmanın, efendim birlikte olmanın, tanışmanın, beraber olmanın, Yüce Allah'ın da en hoşuna giden şey yedullahi alel cema. Birliktelikte ne var? Allah'ın gücü var, kuvveti var, yardımı var buyuruyor. Demek ki boş sözlerden de bu manada namaz, ki innes salate tenhanil faşay vel münker. Fuhşiyattan, münkerattan. Fuhşiyat demek nefsani, her türlü haram işler bu kelime altında toplanır. Münkerat da aklın, vahyin kabul etmediği, Allah'ın hoşuna gitmediği, çirkin gördüğü şeyler, ki cuma hutbesinin sonunda İmamlarımız, hatiplerimiz, İllahi ye'muru bil adli vel Allah adaleti, iyiliği, yakınlara bakmayı ve anil fahşai vel münkeri vel bagi emreder ve her türlü fuhşiyatı, azgınlığı ne yapar? Münkeratı yasaklar, münkerat. Bugün münkeratın yayılmasına sebep ne? Yalanın, dolanın. Müslüman yalancı olur mu? Olamaz. Namaz kılan bir mümin yalan söyleyebilir mi? Yalan yere şahitlik edebilir mi? Evet, yapamaz. Ağzından, çünkü Allah'a hamd kelimesi çıkıyor. Allah'ı zikrediyor, dua ediyor. Ağzı dualı bir insanın kesinlikle Allah'ın hoşuna gitmeyeceği şeyi yapamaz. Hocam, en önemlisi namaz vesilesiyle hesap vereceği bir merci olduğunu biliyor. Elbette. Hani ihsan prensibinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril-i Emin Namus-i Ekber aleyhisselama dedi ki, ihsan nedir? Allah Celle Celaluhu'nu görüyormuşçasına ona ibadet etmekliğindir. Zira sen onu görmesen de o seni görüyor değil mi? Bir mümin günde 5 vakit namazını Cenab-ı Hakk'ın huzurunda o görüyor, biliyor, şuuruyla eda ettikten sonra zaten diğer gayri meşru işlerden de kendini uzak tutacak. Tabii bir de şu var, kişiyi de temizliyor. Madde ve manen temizliyor. Namaz kılan bir insan üzeri temiz olur. Namaz kıldığı yer temiz olur. Ruhu temiz olur. Kalbi, ruhu temiz olur. Yandım ya Resulallah. Öyle bir kötü iş yaptım ki sustu Allah Resulü. Cevap vermedi. Namaz kılındı. Namazdan sonra ayet-i kerime nazil oldu. İnnel hasenat yudhibne seyyiat. Muhakkak ki iyilikler kötülükleri ne yapar? Giderir, yok eder. Kimdi o dedi? Efendim geldi. Evet, müjde dedi Allah Resulü. Ne yaptık? Namaz kıldık. Namaz kılan insanın günahlarını Rabbim temizliyor. Evinden i̇ki abdest namaz, alıp, evet camiye... İki namaz arasında kılınan namazın günahları ifade etti. İki namaz ifade ettiğiniz gibi, bir de camiye o niyetle gitmek istediğinden dolayı abdestini aldığı zaman zaten abdest suyuyla günahlar temizleniyor. Attığı her adımda dereceler yükseltiliyor ve günahlar affolunuyor. Müjdeleri var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı anlatırken, bir kimse evinin önünde bir havuz olsa, günde 5 defa o havuza girse çıksa, veya nehir diye geçiyor. Nehir olsa, evet. Havuz olsa, girse çıksa, onda pislikten bir eser kalır mı? Kalmaz. Yapka şey, şey hiçbir şey kalmaz. Denen diyor. Hiçbir evet. Şey kalmaz. Zerre miktar pislik kalmaz. İşte namaz da hem madden hem manen temizleyen bir ibadet. Tabii bir de manen ifade, simahum fi vucuhihim min eteri sucud. Onların yüzlerinde secde izi vardır. Secde iziyle ümmetini tanıyacak kıyamet gününde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Abdest nurumuzla. Secde azaları yanmaz. Kulun da Allah'a en yakın olduğu ifade ettiğimiz gibi secde hocam, izi. Hocam bugün de ahirete kadar değil, bugün bile namaz kılanın simasındaki çehreyle kılmayanın çehresi ayrı ediliyor. Ayrı, tabii ayrı.
Yani şimdi Allah Celle Celaluhu o secdenin nurunu hem dünyada simaya veriyor hem de ahirette ışıl ışıl parlayacak inşallah. İşte burada hemen bizim şeyimiz nedir? Rabbim kamil manada mümin olmak, güzel bir mümin olmanın sırrının namazdan geçtiğinin şuurunda olacak. Hocam önemli, bu kadar önemli olmasa Kur'an-ı Kerim'de zikri geçiyor defalarca Allah Celle Celaluhu. Namazı kılın, zekatı verin. Namazı kılın, zekatı verin. 80 defa. Değişik şekiller. Peygamberler vefat anlarında çocuklarına oğlum namazı devam et. Namazı kıl. Şimdi cennetle müjdelenmiş sahabeye bakıyoruz. Kim? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hançerlemişti, gayrimüslimdi. Gayrimüslim birisiydi. Allah'a hamd etti. Müslüman mı deyince yok dediler, Müslüman değil. Tabii komaya girmiş, yoğun bakıma girmiş. Kendinde değil. Bir dakika dedi bir tane sahabeden birisi. Ben onu kendine getireceğim. Ya emir al müminin. Fakat hane vaktus salah. Namaz vakti geldi. Ya emir al müminin deyince Allah Hazreti Allah. Ömer hemen diyor o yoğun bakımda koma halinde kendini toparlar gibi yaptı. Namaz vakti mi geldi dedi. Bütün zaten Müslüman. Bakın 90 yaşında 100 yaşına ayak basmış olan namaz ehli insan ne kadar bunamış olsa saate bakıyor namaz vakti geldi diyor. Gözü kalbi namazda olan kişinin beyni ve dimağı da genç kalıyor. Hocam o zaman evet. Ecdat, cennetle müjdelenenler, ashab-ı kiram, büyükler, Allah dostları. Bakıyoruz namaz hususunda bu kadar hassas. Namaz, aman namazımız geçmesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'te neden beddua etti? Namazımız geçti dedi. İkindi namazımız geçe kaldı onlar yüzünden, müşrikler yüzünden, savaş esnasında. Bir de düşünün ki değerli hocam, yani içimiz yanıyor. Vallahi içimiz yanıyor. Yahu ezan okunuyor, kahve tıklım tıklım dolu. Gençler, eli ayağı tutan, sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde gençler. Bakıyoruz ezan okunuyor, kimse duymamazlıktan geliyor. Bakıyorsun ama pırıl pırıl insanlar, yani bu insanları işlemeyen bu anneler, babalar başta olmak. Ben anne ve babadan sorumluluk küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun an ra'iyeti. Hepiniz idareniz altındakilerden sorumlusunuz buyuruyor. Anne baba kendisi namaza emekli olduğu zaman başlıyor. Aklı başına o zaman geliyor. Ah diyor benim evladıma ben bunu vermedim. Ondan sonra da diyor ki defalarca şahitlik ediyoruz camilerde görüştüğümüz kardeşlerimizle. Hocam ben çocuğa namaz kıldıramıyorum. Sen geç bıraktın işi. Şimdiden sonra da zaten çocuğa kendini dinletemiyorsun. Geç kalmadan hemen derhal bu noktada eğilmek lazım. Hazreti İsmail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın oğlundan bahsedilirken ayet-i kerime de kâne ye'muru ehlehu bis-salâti. Ehline, aile efradına namazı emrederdi. Peki Cenab-ı Hak niçin Kur'an'da peygamberlerin bu özelliğine işaret etmiş? Çünkü onların hayatı bizim için örnek. Peygamberlerin hayatı gibi siz de bir hayat yaşayın. Mutluluk, huzur nerede? Mutluluk, huzur sadece şimdi bizim renkli vitrinlerde veya işte ekranlarda gösterilen nedir? Son model bir araba, bir deniz kıyısında evler, gezme, tozma vesaire. Elbette dünyanın güzelliklerinden müsbet manada insan hocam, istifade edecek. Ruhu tatmin ama etmiyor hiçbir ela şey. Bi zikrillah tetmainnül kulub. Dikkat edin, dikkat diyor. Ela, dikkat. Kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Zikir Kur'an'dır. Zikir namazdır. Beş vakit namazdır. Zikir Subhanallah tesbihattır. Zikir Allah'ı hatırlamaktır. Bu kainatı yaratan yüce Rabbim. Ma halakta haza batila. Sen bu semaları, bu yeryüzünü boş yere yaratmadın Allah'ım diyerek Allah'ın büyüklüğünü her an kalbinde duymaktır. Bunu duymadığı zaman insan boşlukta kalıyor ve ondan sonra da işte kenarda köşede vaktini heder ediyor. Yazık, yazık ediyor kendine. Yani Allah evet. Celle Celaluhu'na kullukla vaktini geçirmediği zaman o vaktini onun dışındaki şeylere kul köle olarak geçiriyor. Tabii. İşte dünyaya kul köle oluyor, mala kul köle oluyor, mevkiye makama kul köle oluyor. Hayatı işte değerli hocam bir kere önceliklerimizi iyi bilmemiz lazım. Bu dünyaya gelen her insanın birinci önceliği nedir? İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci önceliği nedir? Bugün birinci önceliğine imanı ve ibadeti koymayan,
birinci önceliğine Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmayı koymayan, birinci önceliğine dünyayı koyan kimse helak olmuş demektir. Ahirette nasibi yoktur. Dünyada da mutlu değildir. Değil olamaz, mi? Mümkün değil. Sıkıntılar karşısında, çünkü dünya bir imtihan, bir sınav yeri. Cenab-ı Hak, Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten. Namazımızda tahiyyatımızın sonunda okuduğumuz dua. Ey bizim Rabbimiz, bizi hem dünyada hem de ahirette iyilikler, güzellikler, nimetler ihsan eyle. Zaten sadece dünyasının için çalışanın ahirette nasibi yoktur. Onun için dikkat edersek denge, dünya ve ahiret dengesini oluşturmak lazım. Denge yaşarken ama öncelik Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak. Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Ahiret, dünya, ula ilk demek. Dünyadan daha senin için hayırlıdır. Ağırlık ahiret tarafına basmalı Cenab-ı biraz. Cenab-ı Hak keşke bilselerdi buyuruyor. Ahiret hayatı dünyadan çok daha hayırlıdır. Keşke bilseler. Muhammed Hocam, sözlerimizin başında aslında bu namaz konusunu yine biz ayrı bir konu ilerideki derslerimizde işleyelim. Müminin özelliklerinden bahsederken İşte en önemli özellik namaz. Çıkamadık. En önemli özellik. Bu Ramazan-ı evet. Şerif ayında birçok konuya değindik. Tabii. Sabır, yardım, zekat. Evet. Hepsine, zekata da değinelim biraz. Ama namaz ibadeti gerçekten son derece önemli. Önemli. Ve bu konuda toplum içerisinde maalesef kılan gençlerimiz yok mu? Allah adetlerini arttırsın. Elhamdülillah. Namazını ikame eden gençlerimiz var, yavrularımız var. Elhamdülillah camilerimiz doldu. Hocalarımız talebenin çokluğunu ifade ediyor. 3 milyon, 4 milyon yavrumuz camilerimizde sabahleyin güldür güldür Kur'an-ı Kerim okuyor. Elhamdülillah. Çok güzel. Hocalarımız onları orada yetiştirecekler. Anne baba takip edecek. İşte büyük bir fırsat. Büyük bir fırsat, büyük bir nimet. Bakın memleketimizde elhamdülillah devletimiz dinin yaşanması için dini bilen insanları görevlendiriyor. Hakka davet eden insanları görevlendiriyor. Eleman yeterli olmuyor. Her evet. Mahallemizde camimiz var. Yardımcı Kur'an kursumuz var. Dediğiniz gibi eleman yeterli. Fahri görevliler, fahri öğreticiler. Amaç evlat, memleketin gençliği, bizim yarınlarımız, istikbalimiz, yavrularımız... Dini mübini İslam'a, kitabımız Kur'an-ı Kerim'e uygun bir hayat tarzı öğrensinler. Ki zaten dinin bu ana temeli olan namaz, oruç gibi ibadetleri yapan bir kişiden asla kötülük sadır olmaz. O genç vatanına, milletine, insanlığa asla zarar düşünmez. Ve evet. Zaten böyle bir bugün gençlikte bir tehlike var değerli hocam. Bugün bakıyoruz sokaklarda artık. Gençlerin uyuşturucu krizine girdiklerine şahitlik ediyoruz. Öyle gençler de çok kötü, evet. Bu bizim için gerçekten İslam toplumlarında hiç olmaması gereken bir hal. Ama bir kısım gençlikte böyle kötü davranışlar, kötü haller artık haberlerde her gün bakıyoruz. Uyuşturucu krizine giren bir genç görüyoruz. Neden? Tatminsizlikten. Bu genci biz iyi yönlendiremediğimiz için, hakkı hakikati öğretemediğimiz için... Ümitsizliğe düşmemesi gerektiğini, şu dünya hayatında muhakkak Cenab-ı Hakk'a sarıldıktan sonra ümit var olmak gerektiğini o gence ulaştıramadığımız için genç başka yollar. 8-10 tane genç pırıl pırıl akşam vaazdan önce camiye girerken o kadar imrendim ki dedim gençler size bir müjde var. Ve neşe fi ibadeti Rabbihi Teala. Peygamberimiz buyuruyor ki ibadetle yetişen genç kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın arşının gölgesinde gölgelenecek, bahtiyarlardan olacak. Ve Allah katında siz meleklerden daha üstünsünüz dedim. Gençler tebessüm ettiler. Hocam dedi Allah razı olsun biz daimi 5 vakit namazımızı kılan gençleriz. Bunlar ortaokul seviyesinde gençler var. Hamdolsun elhamdülillah. Ama gençliğimizi maalesef şehvet çukuruna düşürmek isteyen planlı dış ve iç bazı mihraklar, evet ahlaksız yapmak, vatanından, milletinden, mukaddesatından koparmak için elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Moda diyor, efendim şimdiki zaman böyle götürüyor diyor, efendim nefsani dizilerle, filmlerle bir takım, çünkü nefis var, delikanlı dönemi. Bu cihetle biz buradan gençlerimizi de tebrik ediyoruz. Rabbim gençliğimizi ama inananlar güzel eylesin. Bilinçli olması lazım değerli hocam. Şimdi bakıyoruz, evet. Şikayetçiyiz. Hep şikayetçiyiz. Diyoruz ki gençlere işte başkaları şöyle yapıyor, yoldan çıkarmaya çalışıyor. İfade ettiniz biraz önce. Böyle çalışma. Müslümanlar nerede kardeşim? Müslümanlar da
şöyle güzel gençleri doğru yola yönlendirecek diziler, yayınlar. Bugün ufak çocuk hafızlık yapıyor oğlum. Rabbim inşallah bütün yavrularımıza başarılar versin Kur'an-ı inşallah. Kerim'i okumayı, yaşamayı nasip müyesser eylesin. Oyun istedi çocuk, oyun. Bilgisayar oyunu. Şimdi bakıyorum oyunlara, hep batılıların yaptığı oyunlar. Kavga, dövüş. Bakıyorsun devamlı taramalı tüfekle adam öldürüyor oyunda. Yahu hayatının başında çocuk, baharında 10 yaşında çocuk oyun oynarken devamlı ateş ederse, devamlı vurursa, devamlı öldürürse, devamlı çarparsa, inan Mehmet Hocam, araştırma içerisindeyim, çocuğa şöyle bir güzel bir oyun arayayım diye bulamadım. Ve ben dedim ki yanlış yapıyoruz. Nerede Müslüman iş adamları? Nerede Müslüman yapımcılar? Nerede Müslüman üreticiler? Niye İslam'a uygun güzellikler serdeden estetik oyunlar biz niye üretmiyoruz? Tabii. Kafir küfrünü sergiliyor. Dünyevi olanlar dünyalarını ortaya koyuyor, dünyayı sergiliyorlar. Neden biz yavrularımızın yetişmesi için çizgi filmler, filmler, oyunlar İslam'a uygun, dine uygun niye üretmiyoruz? Bunu bizim son derece yapmamız lazım. Vallahi bu noktada maddi güce sahip olanlar sorumludur. Nereden kazandın, nereye harcıyorsun? Sadece 3-5 fakiri gözetmekten ibaret değil din, İslam. Malımı zekatını verdim kardeşim, değil. İslam için, evet, vatan için, millet için, mukaddesat için, gençlik için. Bir kişinin hidayetine vesile olmak hocam. Öğrenci üniversiteyi kazanıyor. Kime teslim ediyorsun çocuğu? Evet, kızını kime teslim ediyorsun? Dizini vuruyor, vuracak dizi de kalmayacak sonra. Neden? Çünkü öyle ağlar teşekkür etmiş ki, öyle şebekeler, tamam mı? Burs adı altında, efendim, her türlü imkanlar seferber edilecek, efendim, batı dili, yabancı, işte seyahatler olacak kabilinden böyle bir takım hoş göstermelerle ve dünyasını da kaybediyor, ahiretini de kaybediyor. Ondan sonra yalnızlık başlıyor. Ben ne yaptım diyor ama çıkmazda oluyor. O zaman biz hocam bugün gençliğimize hitaben, evet, gençlik dinini muhafaza etmek istiyorsa bugün artık elinde en önemli silah namazına sahip çıkacak. Bitti. Namazına sahip çıkanı Allah Celle Celaluhu korur, muhafaza eder. Çünkü ayet-i kerimenin devamında da yuhafizun diyor. Onlar ki namazlarını muhafaza ederler demek, daim olurlar, devamlı olurlar. Es-salatu yani köpük gibi değil. Vaktine kadar. Ölünceye kadar. Ve'bud rabbeke hatta yetiyekel yakîn. Sana son nefesi verinceye kadar ibadette daim ol diyor. İbadet anlayışımızla hayatımızı değerlendirmemiz lazım. Kamil manada mümin insan hem maddi hem manevi. Maddi olarak malını zekatını verecek, iyilik, hasenat yapacak. Ama diğer taraftan o mümin namazı ile nur yüzüne vuracak. İnşallah. Tatlı dilli, güler yüzlü, bugün, doğru, dürüst insan bugün olacak. Gerçekten evet. Güzel bir yayın oldu elhamdülillah. Rabbim inşallah istifade hem kendimiz hem de bizi dinleyenlerin, dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin istifade etmesini nasip müyesser eylesin. Rabbim oruçlarımızı da kabul eylesin. Oruçlarımızı, inşallah, Ramazanımızı kabul eylesin. Değerli izleyicilerimiz, Ramazan-ı Şerif'in şu son günlerinde Rahmet Pınarı programımızı, bir programımızı daha tamamlamış olduk. Rabbim inşallah bu Ramazan-ı Şerif ayına sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde kavuştuğumuz gibi ilerleyen zamanda Kadir Gecesi'ne kavuşabilmeyi cümlemize nasibi müyesser eylesin. Ramazan-ı Şerif ayının sonunda cennet beratını eline alanlardan eylesin. İnşallah. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde Cenab-ı Hakk'a karşı kulluk vazifelerimizi yerine getirmiş olmanın sevinciyle bayram yapabilmeyi hem bize hem bütün dünyadaki Müslüman kardeşlerimize nasibi müyesser eylesin. Rabbim yaptığımız hayır hasenatımızı, iyiliklerimizi, zekatlarımızı, sadakalarımızı dergah-ı izzetinde hüsnü kabul ile kabul eylesin. Haftaya tekrar başka bir programda bir arada olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun efendim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء صدق الله.